kaçacaklardı. Baştan gelende kabar. Kapalı girdi viraja. Ali de kamyonda. Allah'ım nedir bu çektiğim? Yetti artık bu talim. Vallahi canıma tak etti. Beterin beteri var karıcığım. Bu atlattığımız kaçıncı vardı? Alışamadın mı hala? Niye alışacakmışım Ferit? İnsan olan hep daha iyisini arar. Biz maşallah her gün daha beterine razı oluyoruz. Ve sen de hiç şikayetçi olmuyorsun. Şikayetçi olmayı bırak, başımıza gelenlerden memnunsun neredeyse. Neden acaba? Bunu hiç düşündün mü Gülay? Çünkü ben de daha iyisini arıyorum. Ama farkım şu. Ben yalnız kendim için iyi olanı değil, herkes için iyi olanı arıyorum. Tamam işte, ben de onu söylüyorum zaten. Bu yüzden de cezalandırılıyorsun. Anlamıyorsun Gülay. Evet, anlayamıyorum. Anlamak da istemiyorum, tamam mı? Tamam Gülay, tamam. Allah aşkına yeter artık. Bari Ali'yi yanımıza alsaydın. Neymiş efendim? Çocuk kamyona binmek istiyormuş. Ne iş var elin adamının yanında? Yarın sokak serserileriyle de ahbaplık etmeye başlarsa ne olacak? Bakarsın yarın bizim çocuğumuz da kamyoncu yaparız, olur biter ha? Arkadaşım, söyle bakalım, nasıl buldun bizim mesleği? İstersen artık benim muavinim olabilirsin. İstemem. Neden? Ben isterim ama annem istemez. Niye durdun? Kadıncağızı alalım Sevap. Ferit, ne yapıyorsun? Ferit! Gülay. Kusura bakmayın, beni de kasabaya kadar alır mısınız? Tabii, buyurun. Allah razı olsun. Size de rahatsızlık verdim ama... Estağfurullah teyzeciğim, ne zahmeti? Nerede ineceksiniz teyze? Bu sokakta oturuyorum evladım. Şu evin önünde ineceğim. Demek komşu oluyoruz. Biz de işte şu eve taşınıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu evi bir doktor tuttu dediydiler. O siz misiniz yoksa? Evet teyze. Ey hoş geldiniz. Bir şeye ihtiyacınız olursa Rukiye teyze diye sesleniverin, hemen yetişir. Sağ ol Rukiye teyze. İhtiyacımız olursa sesleniriz. Tamam. Doktor bey, ev burası mıydı? Evet bu ev. Hı-hı. Hadi kolay gelsin. Arayacak. Boşuna mı tuttuk bunca hamalı? Gülay. O kadar para vereceğiz. Bırak taşısınlar. Birer ikişer ver oğlum. Elini inciteceksin. Bir şey olmaz baba. Çok kuvvetliyim ben.
Bilmez miyim Cevahir'im? Öylesin tabii. Ama yine de birer ikişer versen. Hani acelemiz yok da onun için. Olsun. Aslanım, koçum. Delikanlı Cevahir'im benim. Hadi gidelim bakalım aslan parçası. Bir yükümüz daha var indirilecek. Tamam ama bu sefer atı ben süreceğim. Hadi sür bakalım. De! 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 Anne çocuğa bak at sürüyor. Ne güzel değil mi? Uyur işte. Geldiğimiz yere bak. İnsanlar sokakta at arabalarıyla dolaşıyorlar. Hem de dizginler bir karış çocuğun elinde. Allah bereket versin beyim. Bereketini gör. Hadi kal sağ ol. Sağ ol. Ne o, yine mi sen süreceksin? Ben süreyim baba. İyi, sür bakalım hadi. Yeah! Yeah! Günde amma yorulduk ha. Sen de çok yoruldun mu? Birazcık ama önemli değil. Ben artık koskoca delikanlı oldum. Bu kadarcık işten bir şey olmaz. Yeah! Kaç günde kalkacak bunlar ortadan? Kapıya bakıyor musun Gülay? Tamam ben bakıyorum. Buyurun. İyi akşamlar komşu. Taşınma telaşıyla yemek yapmaya vakit bulamamışsınızdır diye size yaprak sarması getirdim. Zahmet etmişsiniz, hiç gereği yoktu. Zahmet olur mu canım? Afiyet olsun. Kimmiş gelen? Yoldan aldığımız şu senin komşu. Niye gelmiş? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordu. Hadi bırakın şimdi, bir an önce bir şeyler yiyelim. Tamam. Hadi oğlum, kitaplarla oyalanmayı bırak. Gel aşağı. Baba. Söyle oğlum. Söyle koçum benim. Ben okuyup çok büyük adam olacağım. Sana da kırmızı bir pikap alacağım. İnşallah aslanım. İnşallah Cevahir'im benim. Hele sen bir oku, büyük adam ol da ben başka bir şey istemem. Hiç belli olmaz. Belki de sana kocaman bir kamyon bile alırım. Geldik buralara bakalım ama çocuğun eğitimi burada şehirdeki gibi olur mu hiç Ferit? Gülay, bu konuyu seninle defalarca konuşmuştuk. Buraya gelmeyi ben de istemedim biliyorsun. Biliyorum. Ne vardı sanki sağlık müdürüyle tartışacağım? İlle burnunun dikine gidiyorsun. Sen de bu kafa oldukça daha çok sürülürüz biz oradan oraya Ferit Burası Bey. Burası da ülkemizin bir köşesi Gülay. Hem buradaki insanların sağlık hizmetine daha çok ihtiyaçları var. Oğlanın okulu için de canını sıkma. Burada da öğretmenler var. Biraz çevresine uyum sağladığı zaman her şey yoluna girer. Çocuk o daha. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Aklım almıyor bir türlü. Şuraya baksana. Sokaklarında at arabalarının cirit attığı köy gibi bir yer burası. Burada nasıl iyi bir eğitim verilebilir ki? Ali'nin çok iyi bir eğitim alıp kariyer sahibi olmasını istiyorum. Burada bu mümkün mü? Ali benim tek çocuğum. Benim çocuğum. Benim çocuğum, benim çocuğum deyip durma. Ne demek istiyorsun Gülay? O senin çocuğun da benim çocuğum değil mi? Sen onun geleceğini düşünüyorsun da ben düşünmüyor muyum? Sen onu seviyorsun da ben sevmiyor muyum? En az senin kadar ben de seviyorum onu. En az senin kadar ben de seviyorum çocuğumu. Lütfen kendine gel Gülay. Endişeleniyorum işte Ferit. O bizim tek çocuğumuz.
Anne. Efendim çocuğum. Canım oğlum benim. Niye sen daha uyumadın bakayım? Yarın erkenden kalkıp okula gideceksin. Baba. Efendim oğlum. Anneme bağırma, korkuyorum. Tamam oğlum. Bir daha bağırmam. Benim de gelmemi ister misin? Hayır, gerekmez. Hadi oğlum, sana iyi dersler. Hay Allah, yırtılmış. Nasıl dikeceğiz şimdi biz bunu? Dur bakalım, halledeceğiz inşallah. Demek doktor beyin işçisiniz. Çok memnun oldum hanımefendi. Ben de müdür bey. Oğlum şehirde okudu. Derslerinde çok başarılıydı. Sınıf birincisiydi. Umarım burada kendi seviyesinin altında bir eğitim görmez. Öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitmek için mevcut şartlarımızı azami ölçüde değerlendirdiğimizden emin olabilirsiniz hanımefendi. Tabii, mutlaka öyledir. Tamam, bu işi de hallettik. Baba, ben gidiyorum, okula geç kalacağım. Güle güle oğlum. Allah sizin açıklığı versin. Görüyorsun halimizi değil mi? Şimdi sen olsaydın ne güzel giydirirdin onu. Ah Mine. Seni nasıl arıyoruz bir bilsen. Sen gittin, evimiz sessiz, biz kimsesiz kaldık. Demek Yüce Rabbim seni bizden daha çok sevmiş ki çekip aldı yanımızdan. Ben sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Buyurun hanımefendi. Diyorum ki, acaba benim çocuğumu birikimli iyi bir öğretmenin sınıfına verir misiniz? Dedim ya, şehirdeyken çok başarılıydı. Bunda öğretmenin katkısının olduğunu siz de takdir edersiniz. Elbette. Ali'yi Turgut Bey'in sınıfına vereceğim. Mesleğini çok severek yapan idealist bir öğretmendir. Öyle mi? Evet. Turgut Bey, diğer arkadaşlara nispetle Ali'nin uyum sağlamasında daha çok yardımcı olabilecek bir arkadaşımızdır. Çünkü daha önce İstanbul'da görev yapmış. Hem de iyi bir semtti. Yani sürgün mü? Affedersiniz, anlayamadım. Hayır, işini iyi yapan idealist bir öğretmen dediniz de... acaba sürgün olarak mı gönderildi buraya diyorum. Hayır efendim, ne münasebet. Tam tersine, Turgut Bey buraya tayinini çıkarabilmek için... Ankara'ya, bakanlığa defalarca gidip gelmiş. Allah Allah, neden? Hizmet aşkı hanımefendi, hizmet aşkı. Ya, öyle mi? Güzel, çok güzel. Demek idealist bir öğretmen. Mesleki idealizm çok önemlidir. Zaten ben buraya gelirken tam teşekküllü, mükemmel bir sağlık ocağıyla karşılaşmayacağımı biliyordum. Dolayısıyla bütün bu söyledikleriniz benim için sürpriz olmadı. Ali bilgisayar konusunda çok iyidir. Şimdiden birçok programı başarıyla kullanıyor. Burada da geliştirme imkanı bulacak. Maalesef şimdilik bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü burada bilgisayar yok. Keşke olsa ama yok. Ya öyle mi? Peki ne olacak şimdi? Canım, bir şey olacağı yok. Ben buraya İstanbul'dan geldim. Oradaki okulların da birçoğunda bilgisayar laboratuvarı yok. Ama bizimkinde vardı. Olabilir. Ama benim görev yaptığım okulda yoktu. Neyse, ne yapalım? Hadi oğlum, iyi dersler. Özür dilerim öğretmenim, geç kaldım. Zararı yok Mustafa. Görüyorsun ki biz de daha derse giremedik. Bak, yeni bir arkadaşımız var. Ben Ali, memnun oldum. Ben de Mıstık, Mustafa. Ben de memnun oldum. Hadi bakalım çocuklar sınıfa. Gördünüz mü? Hemen arkadaş oldular bile. Peki, iyi günler Turgut Bey. İyi günler. Gülay Hanım, içinizi rahat tutun. Hem çocukları kendi hallerinde bırakmakta fayda var. Çocukları kendi haline bırakacakmışız. Olur. Bırakalım da çocuklar sokak serserisi olup çıksınlar. Ölüm döşeğinde anasına söz verdim Derman.
Okutacağım dedim Mustafa. Okutup büyük adam edeceğim. Doktor olacağım. Kimsenin anası doktorsuzluktan ölmeyecek. Kimsenin çocuğu anasız kalmayacak. Remzi Efendi! Buyur Rüstem abi. Bu hafta sonu bağda iş var, gelir misin? Olur Rüstem abi, gelirim. Senin oğlanı da getirirsen yarım yövmeye de ona veririm. O mektebe gidiyor Rüstem abi. Onun dersi olur. Canım, o dersini pazar günü yapar. Cumartesi gelseniz bir günde biter iş. Hele bir o gün gelsin, bakarız bir çaresine. İyi tamam, bana gelip gelemeyeceğinizi cumadan haber verin. Olur, olur. Hadi rastgele. Sana da hakkınca bakalım. Halbuki sen olmasan ne yaparız? Benim damar elimden bu kadar geliyor. Kusura bakmıyorsun değil mi? Nerelere getirdin bizi Ferit? Ne olacak bu çocuğun okulu böyle? Bilgisayarı yok, bir şeyi yok. Hay Allah müstahakını vermesin senin inşallah. Elbet sen de bol bol arpa, yulaf, taze yonca yemek istersin. Hakkın da. Ah, bu da başka bir çeşit. Atıyla konuşuyor. Allah'ım nasıl bir yer burası? Nereye geldik biz? Bilmem, kimseyi tanımıyorum ki. Beni tanıyorsun ya, hani memnun olduk, unuttun mu? Senin baban doktormuş. Evet. Büyüyünce ben de doktor olacağım. Sen de büyüyünce baban gibi doktor mu olacaksın? İsterim ama annem sen büyüyünce bilgisayar mühendisi olacaksın diyor. Sana da annem mi söyledi doktor diye? Hayır, benim annem yok, öldü. Annen öldü mü? Neden? Hastalandı işte. Doktora gitseydiniz. Doktora gidecek paramız yoktu. Keşke burada olsaydık o zaman. Benim babam size yardım ederdi. Keşke. Aslan oğlum benim. Nasıl geçti günün? Okulunu, öğretmenini, arkadaşlarını sevdin mi? En çok Mıstık diye bir arkadaşım var. Onu sevdim. Nasıl birisi bu Mıstık dediğin arkadaşın? Çok iyi bir arkadaş ama. Evet ama ne? Onun annesi yok, ölmüş. Neden? Çok hasta olmuş. Paraları olmadığı için doktora götürememişler. Baba. Efendim oğlum. Eğer biz daha önce burada olsaydık Mıstık'ın annesini iyileştirirdin değil mi? Evet sanıyorum. Paraları olmasa da iyileştirirdin değil mi baba? Elbette. Hiç para almazdın onlardan değil mi baba? Hayır, almazdım. Baba, Ali çok iyi bir çocuk. Babası da doktormuş. Öyle mi? Baba. Söyle Cevahir. Aliler keşke çok daha önceden burada olsalardı. Keşke oğlum. Belki babası o zaman annemi iyileştirirdi. Keşke oğlum. Keşke Cevahir. Ama ne yaparsın? Takdir ilahi işte. Tabii buyurun yardımcı olun.
bu yeşili. Ben bunu beğendim. Bu çok güzel. Ayırayım şunu da. Başka bunu renkleri var mı? Siyah olabilir. Hayır. Farklı gider. Peki efendim. Bir de böyle beyazı var. Kim bu kadın? Bilmem. Ne uğraş olsun, akmıyor işte. Akmıyorsa niye o zaman orada duruyor? Durmasana, musluğun ne suçu var? Gördüm. Kenan yaptı. Musluğu kırmışlar. Benim size burada yardımcı olmam mümkün değil. İleri tetkik ve tedavi için Denizli Devlet Hastanesi'ne gitmeniz daha uygun olur. Mümkün olan en kısa sürede gitmeniz gerekiyor. Peki doktor bey, teşekkür ederim. Hı-hı. Bu koşullar bir hayli ağır. Çok eksiğimiz var. Eksikleri gidermek için mutlaka acil çareler bulmak lazım. Biz alıştık doktor bey. Yakında siz de alışırsınız. Ne demek biz alıştık, siz de alışırsınız? Tansiyon aletini bile neredeyse zar zor bulduk desem yalan olmaz. Kaldı ki ihtiyaç listesini çıkarmaya kalksak mesai yetmez. Madem öyle bir şeyler yapmak gerek. Eşraf'la, belediye başkanıyla görüşmemizin belki bir faydası olur. Burası dünyanın dışında kalmış, unutulmuş bir yer doktor bey. Ben dahil buraya ilk gelenler hep önce bu tedirginliği yaşar. Bir müddet bir şeyler yapmak için çırpınır durur ama sonunda duruma alışır. Kanıksar. Sanki bu durum normalmiş gibi gelir insana. Bırakır işin peşini. Peki. Neyse. Siz sıradaki hastayı çağırın lütfen. Peki doktor bey. Emin misin Mahmut? Olmadık yerde çocukları tövmek altında bırakmıyorsun değil mi? Vallahi müdür bey, ben ikisini gördüm. Başka kimse yoktu. Arabacı Remzi'nin oğlu beni görünce öbürünün de kolundan tutup hızlı hızlı yürüdüler. Hoş geldiniz müdür bey. Özür dilerim Turgut bey. Dersinizi böldüm ama aydınlanması gereken küçük bir meselemiz var. Estağfurullah müdür bey, buyurun. Oturun çocuklar. Haylazın biri bunu kırmış. Mahmut efendinin dediğine göre sınıftan biriymiş. Çok üzüldüm müdür bey. Benim çocuklarım böyle bir şey yapmaz ama. Maalesef yapmışlar. Biz onların kim olduklarını biliyoruz. Ancak onların kendiliğinden çıkıp biz yaptık demelerini bekliyorum. Şimdi bu musluğu kıranlar ayağa kalksın bakayım. Kıranları Mahmut Efendi görmüş. Öyle değil mi Mahmut Efendi? Evet müdür bey. Peki o zaman. Madem kendilerini söylemiyorlar, sen göster bize onları. İşte bu ikisi müdür bey. Ali ile Mustafa mı? Hayır öğretmenim, biz kırmadık. Evet, ben de tahmin etmezdim ama maalesef bu ikisi. Siz ikiniz gelin bakayım buraya. Söyleyin bakalım, hanginiz kırdı bu musluğu? Hayır öğretmenim, biz kırmadık. Vallahi biz kırmadık öğretmenim. Ali düştü. Elini yıkamak için çeşmeye gittik.
Bir de baktık ki musluk orada kırık duruyordu. Evet, musluk orada duruyordu. Ben de elime alıp baktım. Peki siz kırmadıysanız kim kırdı bu musluğu? Şey kırdı. Söylesene oğlum, kim kırdı? Şey kırdı. Ben kırdım öğretmenim. Önüne baksana ayır. Sen kime dedin onu bakayım? Kime diyeceğim, sana dedim. Öyle mi? Bana bak, dediğine diyeceğini pişman ederim seni. Ah, dilinin zoruna bak. Hem suçlusun hem güçlü. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ferişta olsan ne yazar be? Dur güzel abicim, ne yapıyorsun ya? Bırakın. Kim kimin kusuruna bakmayacak ha? Kim kimin? Bırakın beni. Bırak. Dur bir canım abicim. Dur, kadına el kalkar mı hiç? Dur. Bırakın. Dur Cem Oku, dur. Hanım yabancımız. Bırakın değil. Beni. Komşumuz. Bırakın iyi diyorum. Bir insandır. Yeni doktorun karısı. Beni yoldan aldı. Bırakın lan beni. Evime kadar getirdin. Bırak. Yapma Cem Oku. Yapma. Ne dedim abicim ya? Hadi bacım sen git buradan. Ya abicim sakin dur ol. Anda. Bırak. Buraya gelen bırakın yok. Bırakın beni. Terbiyesiz. Allah aşkına bir sakin ol abicim ya. Bırakın. Tamam. Bırakın. 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 Dur. Yapma evladım. Götürün abimi şuradan ya. Bir şey yok değil mi? Ali, ne bekliyorsun? Anneni mi? Daha sen evinin yolunu öğrenemedin mi? Zor öğrenirsin evinin yolunu, zor. Ama musluğu kırdı. Biliyorum. Ben de taşla vururken gördüm. O zaman? Boş ver. Onların bileceği iş. Ne oldu? Müdür ne dedi? Ne ceza verdi? Boş ver. Yürü gidelim. Hasan dur biraz. Ne var? Musluğu sen değil Kenan kırdı ama. Sana ne? Neden sen ben kırdım dedin? Sen anlamazsın oğlum. Yürü git şimdi. Sen de gördün. Musluğu Kenan kırdı. Evet biliyorum. Peki o zaman niye Hasan ben yaptım dedi? Çünkü onlar kan kardeş de ondan. Kan kardeş mi? Evet. O nasıl bir kardeşlik? İlk defa duyuyorum. Birbirini kardeş seçen iki kişi kanlarını birbirine akıtarak söz verirler. Andımız and olsun. Sözümüz bir, kardeşliğimiz daim olsun derler. Ondan sonra da hep birbirlerini korurlar. Birbirleri için kendilerini feda ederler. Peki senin kan kardeşin var mı? Yok. Ali! Efendim anneciğim. Ben sana ne dedim? Ama anne. Ben sana okul dağılımında okulun içinden dışarı çıkmayacaksın. Ben gelip seni alacağım demedim mi? Ben sana kaç defa dedim okulun dışında kimseyle konuşmayacaksın, arkadaşlık etmeyeceksin diye. Yürü gidiyoruz. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Yok doktor bey. Tövbe. Ne kavgası? Doktor bey pazar yerinde... Pazar yerinde arabadan kasayı indirirken biri üstüme devrildi. Pek öyle bir şeye benzemiyor ama. Aslında... Aslında ne? Aslında bu, astarı da bu. Dikkat etmedik işte. O kadar. Neyse. Bundan sonra daha dikkatli olun.
Sağ olasın doktor bey. Ellerin dert görmesin. Bir şey değil, geçmiş olsun. Kolay gelsin Rüstem emmi. Sağ olasın Mustafa. Seni gördüğüm iyi oldu. Ne yaptınız? Bu cumartesi babanla geliyor mu? Nereye? Baban sana demedi mi? Neyi? Allah Allah. Niye demedi ki? Bizim bağda iş vardı, o da olur demişti. Babam dediyse tamamdır Rüstem emmi. İyi o zaman. Söyle erken gelsin. Olur söylerim Rüstem emmi. Kolay gelsin. Sağ ol. Mustafa bana bak bir. Sen de kocaman adam oldun lan. Sen de gel. Sana da yemeğe vereceğim. Olur Rüstem emmi. Gelirim tabii. Ya arkadaş niye doğruyu anlatmadın? Doktor da bilsin karısının ne yaptığını. Öyle deme kardeş, olmaz. Neden olmazmış? Şimdi doktora senin karının yüzünden bu iş başımıza geldi demek yakışık almaz. Adam mahcup edip utandırmanın alemi yok. Arabada pazar yerinde kaldı. Merak etme, bir şey olmaz. Hayır dur, ne oldu? Olur. Geçmiş olsun Remzi Efendi. Yok bir şey hocam, önemli değil. Kasa taşırken üstüme devrildi de. Hay Allah. Remzi Efendi, dikkatli ol biraz. Geçmiş olsun Remzi Efendi. Taze çay demledim. Buyurun birlikte içelim. Yok, sağ ol bacım. Ben bir an evvel gideyim. Arabayı pazar yerinde bıraktım da. Çok çalışkan bir adam. Oğlu da öyle. Çok zeki. Başarılı bir öğrenci. İşin aslı söylediği gibi değil. Ya nasıl? Şu yeni gelen doktorun hanımı var ya. Evet. İnanılmaz bir kadın. Bugün bütün pazarı birbirine kattı. Niye ki? Vallahi olayın nasıl başladığını görmedim. Birisi geçerken kendisine mi çarpmış, üstüne bir şey mi dökmüş, her neyse. İşte bu başlamış bağırıp çağırmaya, adama hakaret etmeye. Adam da ters biri olsa gerek ki bunun üstüne yürümüş. Birden ortalık karışıverdi tabii. Ben de oradaydım. Adam hırsla kadına saldırdı. Araya Remzi Efendi girdi. Tabii bu arada bir de yumruk yedi suratına. Hay Allah. Demek... Ya baba ya. Efendim oğlum. Anneme söyler misin beni okula kendisi götürüp getirmesin artık. Neden oğlum? Bu okulda hiç kimsenin annesi babası çocuklarını okula getirip götürmüyorlar. Herkes kendisi gelip gidiyor. Hayır efendim, olmaz öyle şey. Okula kendi başına gidip gelemezsin. Ya ama anne ya, arkadaşlarım benimle alay ediyorlar. Kimmiş o arkadaşların bakayım? Ben yarın onlarla konuşurum. Hayır ya, hayır ya. Çocuk doğru söylüyor Gülay. Bundan sonra bırak kendisi gidip gelsin okula. Sen ne söylediğini farkında mısın Ferit? Nasıl bırakırım çocuğumu sokaklara? Bak yine çocuğum demeye başladın. Aman tamam. Dil alışkanlığı işte. Çocuğumuzu. Bak Gülay'cığım, burası büyük şehir değil. Küçük bir kasaba. Aman iyi ki söyledin, bilmiyorduk. Burada herkes birbirini tanıyor. Hem sonra Ali'yi arkadaşlarının yanında küçük düşürecek, utandıracak davranışlardan sakınmalısın. Bu onun psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Özgüvenini yitirmesine neden olabilir. Bu da onu başarısızlığa götürür. Aman doktor bey, ne zamandan beri başınızı hastalarınızdan kaldırıp da çocuğumuzun psikolojisiyle ilgilenmeye başladınız? Tamam Gülay, bu gece seninle tartışmak istemiyorum. Ancak şunu kesinlikle bilmeni istiyorum. Bundan böyle Ali okula kendi başına gidip gelecek, o kadar. İyi tamam, sen bilirsin. Yarın başına bir iş gelirse o zaman konuşurum ben seninle. Cumartesi günü Rüstem Emin'in bahçesine gideceğim elbet. Ama senin dersin olur. Oturup ders çalışırsın diye düşündüm. Benim öyle çok fazla dersim olmuyor ki. Pazar günü oturur, 2 dakikada hepsini yapar bitiririm. Olsun. Bahçede çalışırsan yorulursun oğlum. Yorulmam baba. Niye yorulayım ki?
Hem sorur istemem mi? Kocaman olmuşsun. Sen de gel de sana da yövmiye vereyim dedi. Vallahi bilmem ki nasıl olur. Hey de baba iyi olur. Hey diyelim bakalım. Senin dediğin gibi olsun. Merhaba başkanım. Ben Doktor Ferit. Sağlık ocağına yeni tayin oldum. Hoş geldiniz. Buyurun Doktor Bey. Teşekkür ederim. Bizi mahcup ettiniz Doktor Bey. Aslında biz size hoş geldiniz demek için ziyaretinize gelecektik. 10 gündür ha bugün ha yarın derken bir türlü kısmet olmadı. Siz bizden baskı çıktınız. Estağfurullah başkanım. Neyse inşallah bir başka şekilde bu durumu telafi ederiz. Öyleyse ben size hemen bunun için bir fırsat sağlayayım. Aman ne iyi olur. Mesela sağlık ocağımızın birçok eksiği var. Bu konuda bize yardımcı olabilirsiniz. Hakikaten çok hızlıymışsınız. Durun canım. Hele önce birer kahve içelim. Melek Hanım. Gelir misiniz? Hatta bizim hanım da bugün sizin hanımı ziyarete gidecekti. Efendim ben Sevim Özbuldanlı. Belediye başkanının eşiyim. Oo. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Buyurun şöyle geçin. İnanır mısınız? Ben de burada ne yapacağım diye kara kara düşünüyordum. Konuşacak arkadaş arıyordum kendime. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Nasıl alışabildiniz mi bari buralara? Nerede? Büyük şehirden sonra burası attan inip eşeğe binmeye benziyor. Aslında haklısınız. Bizim bey buranın yerlisi. Fakat biz Denizli'de oturuyorduk. Zaten orada evlendik. Yıllar sonra bizimkinin memleketine hizmet etme duyguları kabardı. Buranın eşrafından da destek görünce aday oldu. Buraya ilk taşındığımız günlerdeki sıkıntılarımı şimdi hatırlamak bile istemiyorum. Ya, şu an sizi benden daha iyi hiç kimse anlayamaz Sevim Hanım. Ama sonra mecburen alıştık tabii. Şimdi bir arkadaş grubumuz var. En azından arada bir toplanıp hoşça vakit geçiriyoruz. Artık sizi de aramızda görmek isteriz. Aha ne demek tabii memnuniyetle. Haklısınız Doktor Bey. Hepimiz elimizde ne geliyorsa onu yapmakla mükellefiz sonuçta. Makam geçici, hizmet bakidir. Ben gereken neyse ilk meclis toplantısında gündeme getiririm. Siz içiniz rahat tutun. Kasabamız küçük ama evelallah yüreğimiz büyüktür. Siz de tanıyınca eminim ki göreceksiniz. Taşra politikacılığı yapıyorum sanmayın. Estağfurullah başkanım. İslam! İstop. Bir dakika ya bir dakika. Niye olmadığını söylüyorsun? Söylerim ne olacak? O oyunda yok ki. O da oynarsa ne olur? Hayır efendim o bizim oyunda oynayamaz. Niye ki? Hayır efendim oynayamaz işte. Semih haklı. Sen ne karışıyorsun? Ben karışırım. Karışsın sen. Hepiniz birbirine çullanıyorsunuz. Sen ne konuşuyorsun? Durun. Sen ne konuşuyorsun? Ben karışırım. Yapmayın. Ayrılın. Dur. Kalkmayın. Durun. Dur. Kalkmıyorsun sen. Görürsün sen. Seni öğretmene şikayet edeceğim. Gelip oyunumuzu bozdun. Yalan söyleme. Ben gördüm sizi. Hepiniz birlik olup onun üstüne saldırdınız. Asıl ben sizi şikayet edeceğim. İyi akşamlar. Haber saatine hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ahmet İnejat'la ilk kez bir araya geldi. Bakü'de buluşan iki lider nükleer krizi ve PKK terörünü konuştu. Ali bugün okuldan pek bir keyifli döndü. Geldiğinden beri de odasında ders çalışıyor. İran Cumhurbaşkanı çok iyi. Gördün mü bak? Çocuğu biraz kendi haline bırakmak iyi oldu. Aman hiç değilse o iyi olsun. İnşallah böyle devam eder. Eder eder. Sen fazla sıkma çocuğu.
Hadi artık sofraya. Tamam, geliyorum anne. Efendim oğlum? Hani yaz tatilinde bana küçük bir mızık almıştın ya. Evet. İşte onu arkadaşıma hediye edebilir miyim? Ama oğlum. Tabii ki edebilirsin. Arkadaşlar arasında hediyeleşmek güzel şeydir. Birbirinize olan dostluğunuzu, sevginizi, bağlılığınızı arttırır. Ancak aşırıya kaçmamak şartıyla. Öyle değil mi Gülay'cığım? Evet öyle Ferit'ciğim. Oh, eline sağlık, çok güzel olmuş. Evet anneciğim, çorba çok güzel olmuş, eline sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Aslında bugün canım ne istedi biliyor musun? Ne istedi? Pizza. Pizza mı? Evet ama nerede? Burası çağ dışı kalmış, köy gibi bir yer. Bir akşam şöyle gidip ailecek pizza yesek ya da telefon açıp eve getirtsek. Ama bunlar hayal oldu. Ayol bırak, pizzadan vazgeçtim. Saçlarımı kırıklarını aldıracağım. Bir kuaförü bile yok. Fıstık oğlum, ne yapıyorsun? Yarın Ali'ye vereceğim. Aferin benim canım. Hadi gel, çorba soğumasın. Anne, ben bir kardeşim olsun istiyorum. Kardeş mi? O da nereden çıktı şimdi? Tamam Ali Bey, bu siparişinizi dikkate alacağım. Ama önce sizin biraz büyüyüp kardeşinizin bakımı konusunda bana yardımcı olmanız gerekiyor. Yok, öyle değil. Ya nasıl? Ben birisiyle kan kardeş olmak istiyorum. Kan kardeş mi? Hani şu bir yerlerini kesip... Aman aman, duymayayım öyle saçma sapan bir şey yaptığını. Bir yerlerini kesip kardeş mi olunurmuş? Olunmaz mı baba? Çocukken benim de bir kan kardeşim vardı. Adı İsmet'ti. Aman Ferit. Ne var bunda canım? Çocukken hepimizin olurdu. Andımız and olsun, sözümüz bir. Kardeşliğimiz daim olsun deniyormuş. Bunu duymamış olayım Ali. Öyle yakışıksız davranışlar kesinlikle istemiyorum. Oranı buranı keserek. Bence kanı işin içine karıştırmadan, birbirinize söz vererek de kardeş olabilirsiniz Ali. Ant içmek yeterli. Tamam Ferit, bu konuyu kapatalım lütfen. Bacı, bacı. Ne var? Buyurun yorulmayın. Sizi evinize kadar götürüvereyim. Bu arabayla mı? Sağ ol kardeşim, sağ ol. De. Sen beni bacım tanımadın galiba. Ben yabancı değilim bacı. Mıstığın babasıyım ben. Hangi mıstığın? Sizin oğlanla aynı sınıfta okuyor. Ali'nin arkadaşı. Ne? Ali'nin arkadaşı. Hadi gel götüreyim seni evine. Yorulma boşuna. Hadi kardeşim yürü git işine. Sen bilirsin. Hani yardımım olsun dediydin. Densiz adam. Zannedersin ki limuzine davet ediyor. Demek bizim Ali'nin hayranlıkla anlattığı sevgili arkadaşı bu arabacının oğluymuş meğer. Allah'ım, olacak şey değil. Çocuğu kendi başına buyurup bırakırsan sonunda olacağı bu. Ah Ferit, ah, ah! Arabacı öyle deyince şaşkına döndüm. Ama bunlar hep senin yüzünden Ferit. Hep senin yüzünden. Amma yaptın Gülay. Benimle ne alakası var canım? Sen bastığın yere dikkat etseydin biraz. Onu demiyorum. Ya neyi diyorsun? Ali'nin o arkadaşım da arkadaşım diye tutturduğu çocuk var ya. Hani şu mıstık mıdır nedir? Evet, ne olmuş ona? O bir at arabacısının oğluymuş. Olsun, ne var bunda? Ne demek ne var? Düşünebiliyor musun? Adam bir köylü ve at arabacılığı yapıyor. Olsun ya, ne var bunda? Varsın köylü olsun, at arabacılığı yapsın. Kötü bir şey mi bu?
Adam el emeğiyle, alın teriyle, namusuyla, helalinden geçimini sağlayıp çocuğunu okutmaya çalışıyorsa aşağılamak değil, tebrik etmek lazım adamı. Ay Ferit, sen çıldırtırsın insanı. Çıldırma Gülay, çıldırma. Tam tersine kendine gel biraz. Ben de köylü çocuğuyum. Sen de kenar mahallede doğup büyümüş fakir bir ailenin çocuğu değil misin? Ben doktor, sen de doktor hanımı olunca bir anda geçmişimize bir sünger çekmemiz mi gerekiyor? Ferit, sen ne demek istiyorsun? Bak hayatım, seni kırmak, incitmek istemiyorum. Ama lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Dün gece Ali'nin halini görmedin mi? Sen demedin mi bugün okuldan çok keyifli geldi diye? Sofrada ne kadar mutluydu, ne kadar keyifliydi değil mi? Bırak kendi arkadaşlarını kendisi seçsin. Ancak zararlı ve kötü alışkanlıkları olan birileriyle arkadaşlık ederse o zaman müdahale edelim. Bırak çocuğumuz çocukluğunu mutlu yaşasın. Daha Çağla toplayayım mı? Yok yok, çok fazla oldu. Çok güzelmiş çağlalar. Hadi gidelim, gecikirsem annem kızar. Tamam, gidelim. Mıstık, biliyor musun? Babamın da küçükken bir kan kardeşi varmış. Yapma ya, adı neymiş? İsmet'miş. Biz de seninle kan kardeş olalım mı? İkimiz mi? Evet, ikimiz kan kardeş olalım seninle. Evet, olalım ama... Ama kan kardeş olmamız için önce bir yerimizi kesip kan akıtmamız lazım. Babam, aslında bunun için kan akıtmanız gerekmez. Birbirinize söz verip yemin ederseniz de olur dedi. İyi ama kanımızı birbirimize karıştırmazsak kan kardeşliği olmaz ki. İyi tamam, o zaman hemen kanlarımızı karıştıralım. Andımız and olsun. Andımız and olsun. Sözümüz bir, kardeşliğimiz daim olsun. Sözümüz bir, kardeşliğimiz daim olsun. Ali benim ölünceye kadar kan kardeşim olsun. Mıstık benim ölünceye kadar kan kardeşim olsun. Aslan kardeşim benim. Canım kardeşim benim. Kaçalım. Alo, buyurun. Günaydın Sevim Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu hafta sonu şöyle hanım arkadaşlarla birlikte piknik yapalım istiyoruz. Siz de bize katılırsanız çok memnun oluruz. Ay ne güzel olur. Mutlaka gelmeye çalışacağım Sevim Hanım. Mutlaka bekleriz. Çok güzel bir mesire yerimiz var.
Çocuklar için de iyi olur. Temiz havada oynar, birbirleriyle kaynaşıp arkadaş olurlar. Evet, haklısınız. Çok iyi olur. Cumartesi günü görüşmek üzere. Hayırlı günler Sevim Hanım. Kusura bakmayın. İade ziyaret için biraz geciktik ama elimiz boş gelmek istemedik de ondan doktor bey. Aman efendim, rica ederim. Ayrıca getirmiş olduğunuz bu EKG cihazı için de çok teşekkür ederim. Hem şahsım adına hem hastalarımın adına. Sağ olun. Aman doktor bey, ne diyorsunuz? Asıl biz size teşekkür ederiz. Bugüne kadar yapmamız gereken bir şeyi siz hatırlattınız bize. Çünkü o sizin hastalarımız dediğiniz insanlar bizim hemşerilerimiz, bizim vatandaşlarımız, bizim seçmenlerimiz. Bugün bulunduğumuz mevki onların sayesinde geldi. Öyle değil mi Dursun Bey? Elbette başkanım, çok haklısınız. Ayrıca bu aletin parasının tamamını Dursun Bey karşıladı. Estağfurullah başkanım, ne fark eder? Ben onu belediyemiz adına sağlık ocağımıza bağışladım. Dursun Bey, kasabamızın en köklü ailelerinden olup ticaretiyle iştigal ederler. Aynı zamanda da belediyemizin meclis üyesidir. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Ambulans meselesini de Almanya'daki birkaç hemşerimizle görüştüm. İnşallah o meseleyi de en kısa zamanda halledeceğiz. Bizim mahallenin çocuklarıyla arsada maç yapacağız. Sen de oynamak ister misin? Şey, bilmem ki. Annem geç kalma demişti de. Geç kalmayız ki, birazcık oynayıp döneriz. Hem ben de babama yardım edeceğim. Tamam o zaman. Sen o takıma geç. Sen de o takıma geç. Sen bizim takımdasın. Sen o tarafa geç. Sen bizim takımdasın. Sen bu tarafa geç. Hasan, biz hangi takıma geçelim? Onu niye getirdin beraberinde? O da oynayacak bizimle. Hayır, olmaz. Biz ispiyoncularla oynamayız. Bana bak, doğru konuş. Ali benim kan kardeşim, tamam mı? Reçeteyi dediğim gibi uygulayın. Bir hafta içinde hiçbir şeyiniz kalmaz. Geçmiş olsun. Ali hala ortalarda yok. Meraktan ölmek üzereyim. Ne oluyor Gülay? Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Ali yok diyorum sana. Şu saat oldu ve Ali hala okuldan dönmedi. İyi de sakin ol biraz. Hayır efendim, olamam. Olmayacağım. Ali yok diyorum sana. Hadi yürü, aramaya gidiyoruz. Tamam, hadi, tamam, hadi. Tamam. Ali! Tamam, Ali! Evet. Ali! 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 Sadece çizilmiş biraz. Ali'yi gördün mü? Top sahası var. Orada top oynuyorlar. Sağ olun. Bir şey, görüşürüz. Hadi. Niye bu kadar endişelendiğini anlamıyorum Gülay. Böyle bir mahallede çocuğun başına her türlü şey gelebilir. Allah korusun. Neden? Burada uzaylılar yaşamıyor ki. Buradaki insanlar da senin benim gibi insanlar. Şöyle bir çevrene baksana. Ne kadar sefil, görmüyor musun? Yanlış konuşuyorsun Gülay. Sefillik başka bir şey, yoksulluk başka bir şey. Evet, burası gelişmemiş, yoksul bir kasaba. Ama asla sefil değil.
Neredesin sen oğlum? Ne işin var senin buralarda? Şu haline bak. Üstün başın toz içinde. Top oynadık anne. Nasıl top oynamak bu? Leş gibi olmuşsun. Tamam Gülay. Çocuk biraz kirlenmiş işte. Hepsi bu. Bak gördün mü? Gördün mü? Korkulacak bir şey yokmuş. Bu da ne böyle? Top oynarken düştüm. Bu pis şey böyle. Pis değil anne. Mıslığım mendili. Açıkçası çok zor. Hala alışamadım vallahi. Çok haklısınız. İnanın ben de öyle. Allah'tan Selim Hanım'ın sayesinde sizlerle tanıştım. Ayol ben alışmışım gezip tozmaya. Doğru. Burada gidilecek hiçbir yer yok. Zor tabii. Biz de İzmir'in en güzel semtinde oturuyorduk. Çok zengin komşularımız vardı. Hele bir komşum vardı. Bütün mobilyalarını İtalya'dan getirmişlerdi. Ama nasıl anlatamam yani. Kristal avizeler, İtalya'dan getirdikleri porselen yemek takımları, evlerinde aşçıları, hizmetçileri, kocasının ayrı, kendisinin ayrı son model arabaları vardı. Bütün bunlara rağmen kadın ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadın intihar etti ayo. Aa. Neden? Bilmem, hala anlayabilmiş değilim. Nereden aldın onu? Ben almadım, mıstık hediye etti. Arabacının oğlu mıstık mı? Evet, o benim kan kardeşim. Remzi Efendi, asmaların dibini çapalamadan gübrelemeyin. Elinizi çabuk tutun. Bu bağın akşama kadar çapalanıp gübrelenmesi lazım. Hadi bakınıp durmayın öyle. Hadi. Komşularınızla aranıza bir mesafe koymanıza bir şey diyemem ama bu kasabanın insanları özünde iyi insanlardır. Evet. Onlardan kimseye zarar gelmez. Zamanla tanıdıkça siz de seveceksiniz eminim. Benim de yüz verdiğim yok canım. Ama çocuklar eğriyi doğruyu bilmiyorlar ki. Yanılacak, yanlış arkadaşlar edinecek diye ödüm kopuyor billahi. Kardeş olanların anne babalarının aynı olması gerekir. Başka türlü nasıl kardeş olunur ki? İkiniz birden ant içiyorsunuz. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Ölünceye kadar birbirinizi koruyorsunuz. Peki senin mıstıkla kan kardeşi olduğundan annenin babanın haberi var mı? Babamın da küçükken bir kan kardeşi varmış.